merhabalar. Bugünkü aracımız 2005 model Subaru Forester. Cihazımıza Apple CarPlay ve Android Auto destekli CamWoot entegre ettik. Gördüğünüz gibi aracın orijinal multimedyasının, yani CD radyosunun yuvasına birebir uyumlu şekilde oturuyor hatlar itibariyle. Aracın soket yapısı da fabrikasyon soket yapısıyla birebir uyumlu hale getirildi. Bu araçların bazı donanımda direksiyon kumandası oluyor. Direksiyon kumandası olsaydı çalıştıracaktık. Direksiyon kumandası olmadığı için ilave farklı bir çözüm ürettik. Bizim Mixtec uzaktan kumanda aparatımız. Buradan bir 8 fonksiyon kazandırmış olduk. Onu birazdan göstereceğim nasıl çalıştığını. Bu araçlarda YouTube kanalımızda farklı bir videoda görebilirsiniz. Şu ilgili alana Subaru'nun merkezi servislerinden alınma bir özel bir çerçeve var. Şu çerçeve kısmına da bu cihaz buraya entegre edilebiliyor. O zaman orijinal teyp kalıyor. Herhangi bir çalışma kalmıyor. Buradan telefon, şu anda Android telefonumuz kabloyla bağlı. Android Auto yeni sürümü. Android 10 telefonlarda yüklü geliyor Android Auto. Otomatik kabloyu taktığın zaman eşleşip ve çalışıyor. Android 10 ve altı sürümlerde harici APK ile yüklenip çalıştırılabiliyor. İstanbul'da hava nasıl? Bir tekrar deneyeyim. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava 27 derece ve çoğunlukla güneşli. Bugün gibi Android Auto'nun nasıl çalıştığıyla ilgili YouTube kanalımızda yine videomuz var. Oradan takip edebilirsiniz. Şu anda bir işlem için gösterdim. Spotify'dan kitaplarınıza falan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Sezen Aksu çal. Tamam, Sezen Aksu çalınması isteniyor. Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbini. Cihazımızda Android Auto ve CarPlay cihazın en iyi özellikleri. Bunun haricinde cihazda radyo istasyonları bu şekilde kayıt altına alınabiliyor. Manuelde tek tek gider. Auto 1'deyken tarama yapar. Auto 2'deyken ise kaydettiğimiz kanal arasında geçiş yapar. Yaptığımız kumandanın işlemlerini de bu arada göstermiş oluyorum. Ses açma, kapama, kanal geçişleri. Bas konuş. Bu şekilde direksiyon kumandası olmayan aracı da böyle bir kreatif dokunmuş oldu. Aracımıza bir de geri görüş kamerası entegre ettik. Geri ses attığım zaman otomatik ekrana geliyor. Videoda tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum. Şu alt kısmında tampon kısmını da görebiliyoruz açı vererek. Böylelikle bu büyüklükteki aracı fark etmek daha kolay olacak.